the mayor, Hatfield, esteemed councillors, members of the Turkish community, dear colleagues, ladies and gentlemen. I just want to welcome you all to Turkish Consulate General. Actually, this is the home of the Turkish community living in the United Kingdom. So, welcome to your home. I want to thank Ms. Mayor and Mr. Mayor for joining us today, as well as other councillors. Today is a reception for bringing together all of the councillors who were elected in the latest local elections in the United Kingdom. In the last local elections, we had 16 councillors from the Turkish community. And in this election, we doubled the number, which is 32 now. I think this is a very important success for the integration of the Turkish community into the United Kingdom system. Our priority as the Consul General is to make sure that our community is integrated to the British society in all senses, from politics to economy and culture and other fields. So our job is to support you in any way we can. And I have a special request from all of you. Please interact with all each other and please try to find a common ground to first make sure that you have the maximum contribution to the British society, but do not forget that we have high expectations from all of you. With those words, I just want to conclude my English speech, but I want to say something in Turkish as well. Değerli vatandaşlarımız, hepinizi hoş geldiniz demek istiyorum. Burası başkonsolosluk, buradaki Türk toplumunun evi olduğunu ifade etmek istiyorum tekrar Türkçe olarak da. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Birlikte çok önemli işler yapmak hedefindeyiz. İngiltere'deki toplumumuz gayri resmi rakamlara göre neredeyse 200 bin ve 500 bin arasında ifade edilen bir rakama ulaşmış vaziyetteyiz. Ancak bu rakamın hak ettiği gücü, hak ettiği yerleşik konuma gelmesi için siyaset alanında etkin olmamız gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Bu anlamda yapılan seçimlerde kazandığımız başarı bizim için gerçekten önemli bir mesafe olarak addediyorum. Önümüzdeki dönemde gerek kanslılarımızla, gerek siyasette faaliyet gösteren diğer vatandaşlarımızla yapacağımız ortak çalışmalarla toplumumuzun İngiltere'de daha güçlü bir konuma gelmesi, İngiltere toplumuna yerleşik bir şekilde güçlü bir konuma gelmesi için çalışma yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Sizlerden özellikle ricam, hangi kesimden olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, özellikle toplumumuzun temsilcileri olarak toplumumuzu bir sonraki aşamaya geçirmek, Büyükelçiliğimizin de Başkonsolosluğumuzun da hedefi olan İngiltere Parlamentosu'nda temsil için gerekli adımların atılması yolunda çaba göstermeye davet ediyorum. Bu anlamda bizden beklediğiniz her türlü çabayı vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Selam, hepinize saygı ederim. As far as I'm concerned, it's on Turkish speaking. Yes. You can continue in Turkish. Emirhan Bey'in bu güzel davetinden, ince düşünülmüş güzel davetinden hepimizi bir araya getirmiş olmasından dolayı size teşekkür ederim. Benim çok fazla vaktinizi almayacağım. Bir sayısı birkaç yıl, 20 yıl önce birkaç kişi olan yerimiz, diğerdi kümeci üyeleri, diğer yönetimlerdeki üyelerimiz 8 oldu, 16 oldu, 16'dan bir anda 32 oldu, bir katına. Peki bu 32 tane meclis üyesi yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Çünkü şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birkaç kere de buna değindim. Toplumumuz bütün ihtiyaçları, sorunlarının çoğu, belki %80'in diyebilirim, yerel yönetimlerin kontrolündedir. Eğitim, sağlık, konut, çevre, güvenlik, hep yerel yönetimlerin kontrolünde olduğu için bütün sorunların çözüm yeri yerel yönetimdeki siyasi platformlardır. Dolayısıyla 32 kişi olmak elbette şu an güzel bir durum, fakat ben bu rakamın önümüzdeki yıllarda 100'lere, 200'lere, 300'lere çıkmasını bekliyorum. Bunun olacağına da yürekten inanıyorum.
parlamentoda elbette önemli bir köprü. Hedef parlamentoda olmalı, Avrupa parlamentosu da olmalı. Burada ben medyaya seslenmek istiyorum özellikle. İnsanlarımız güçlü bir toplum olmak adına, daha doğrusu siyasi platformlarda çoğalmamız gerekiyor, daha çoğalmamız gerekiyor. Bu güçlü bir toplum olmanın köprüsüdür. Fakat insanlarımız maalesef yerel hükümetlerin tam olarak işlevini, onlara nasıl ulaşacağını, hangi prosedür takip edeceklerini, housing dışında diğer konulardan pek fazla bilgileri yok. Dolayısıyla medyaya düşen göre burada halkımızı bu konuda bilgilendirmek özellikle. Yani birçok şey, %80 diye bir alan zey sorunları hemen hemen dışişleri hariç vesaire yerel hükümetlerin denetimindedir, belediyelerin denetimindedir. Fakat bu mekanizmalara ulaşmakta ciddi sorunlar yaşıyorlar. Medya, özellikle Londra'daki medya, halkımız bu konuda bilgilendirmek için ellerinden geleni yapsınlar. Arkadaşlarımızın sayısı 32'ye çıktı. Her yerde bunu izah etsinler. Ben tekrar sizlere, meclis üyesi arkadaşlarıma, medyaya, Emirhan Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olun. Firstly, thank you very, very much for inviting me today. I'm the mayor of Haringey, and I'm not of Turkish origin, although today I wish I was, that I'd be a member of this very amazing community. I am here really to get to know and understand the Turkish community better. We have one of the largest Turkish communities in London, and I want to do my absolute best to support them in the best way I possibly can. And by coming to meet you and meet all of you, I hope to understand and think about better ways of supporting the community. So thank you very, very much for inviting me today. I'm really, you know, glad I'm here. Thank you. Bitirmeden bir şey söylemek istiyorum. Ali Bey çok önemli bir noktaya değindi. Aslında ben de onu konuşmamda söylemek istedim ama İngilizceden Türkçe'ye shift edince şey yapamadım. Aslında basınımız bu yerel seçim sürecinde gayet başarılı bir sınav verdi bence. Gerek toplumumuzun aydınlatılması, gerek adaylarımızın tanıtılması ve seçilen adaylarımızın toplumumuza takdimi konusunda. Biz de internet ortamında başkonsolosluk olarak bazı bilgilendirme çabalarında bulunduk, olabildiği ölçüde ve limitlerimiz içerisinde. Ancak bazı vatandaşlarımızdan bize bu yerel seçimler niye seçimi gibi sorular geldi. Maalesef bilinçlenme anlamında toplumumuzun daha iyi bir noktaya gelmesi gerekiyor. Bu anlamda da basınımızın olabilecek her türlü desteğini, ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İngiltere'de, özellikle Londra'da 5-6 tane çok önemli gazetemiz var. Bu gazeteler aracılığıyla vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi bizim için çok önemli bir faktör olacaktır. Ben basınımıza tekrar her fırsatta bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hanımlar öne gelsin onlar. Doktor Ali gönlümüzün siyasetçisi. Bütün adaylar görünmüyor mu? Biraz kim?
Ama gitsinler, hayır yapsınlar. Çeksinler. Okay, come on.